Sonbahardan merhabalar. Bugüne kadar hep Karadağ'da olmaktan bahsettik. Peki ya Karadağ'da ölmek nasıldır? Ölüm yaşamın bir parçası maalesef sonuç olaraktan. Bunu hep çekeyim diyorum. Mayıs ayından beri zaman bulamadım. Yaralı bebeyle bayağı uğraşmıştık oysa. Neyse. Ee, Mayıs'ın sonunda Potkarsı'dan bir arkadaş aradı beni. Ee, bir başka ortak bayan arkadaşımız var. Ee, Onunla benim ortamda Oturuyor o da bar tarafındaymış O anda bayağı uzakmış hani Gelemiyor Beni aradı dedi hatta şeyi kullandı Expired kelimesini kullandı Normalde expired vadesi geçmiş Süresi bitmiş anlamında kullanılır İngilizce karşılığı ee, Dedim expired nasıl Hani vade ne falan dedim Dedi ölmüş Ben şok tabii ki ne ee, Yan komşuma gittim dedim ya komşum iş maksat böyle böyle o da sağ olsun hani tam akşam yemeği pişiriyormuş kendisi için dedim komşum böyle böyle benim hani karadağcan tercüme yapacak kadar değil ee, dedim arasam dedi aradı komşum aradım dedim hani nedir nedir dedi gelebilir misin komşuya baka kaldım komşu tamam dedi geliyoruz dedi sağ olsun İngilizcesi çok iyi komşumun karada zaten karadağcan ben asıl komşuyla beraber gittik eee Şimdi bir ülkede öldüğünüz zaman umarım deneyimlemezsiniz ama hani maalesef ve maalesef yaşamak da ölmenin bir parçası, ölmek de yaşamanın. Dolayısıyla bunları bilmenize fayda olacağı inancındayım. Umarım deneyimlemezsiniz ama faydası olur belki. Kalsın bir kenarda. Ee, böyle bir şey evde ölüm durumlarında öncelikli olarak polis aramanız gerekiyor. Polis ambulansa haber veriyor beraberce genel olaraktan geliyorlar e, ambulansın doktoru bir ön muayene yapıyor hani ölüm doğal sebepten midir yoksa başka bir sebepten midir şüpheli midir şüpheli değil midir diyerekten bir ön inceleme yapıyor ambulansın doktoru ambulansın doktoru e, herhangi bir e, şiddet e, emaresi izi olmadığını ve doğal ölüm olduğunu bir ön rapor veriyor. Polis ona göre işte komşuyla beraber biz gitmiştik. Zaten ambulans falan filan da oradaydı. İşte ambulans cenaze hizmetlerine de haber vermiş. Hani artık bizim bir şey yok sizlik iş diyerekten. Ee, Velhasıl e, şeyi belirtmek istiyorum. Normal koşullarda Katoliklerin cenaze evleri vardır. Cenaze evlerinde e, kıyafet değişim hani ölünün yıkanması bizim Müslümanlar çok benzer. Ölünün yıkanması falan filan orada yapılır. Ben öyle bir şey bekliyordum. Kıyafet istediler benden. Karısına gittim dedim böyle böyle kıyafet istiyorlar. Ben sanıyorum ki hani cenazeyi alacaklar, götürecekler. İşte e, ölü evinde hazırlayacaklar, yakayacaklar. Orada giydirecekler. Kıyafetleri verdim. Komşum dedi hani arkana döner misin dedi. Dedim yok ölü daha önce de gördüm hani maalesef. Yok dedi, lütfen arkanı dön. Dedim bir şey yok ki. Sen dedi arkanı dön komşum. Üstünü değiştirecekler. Dedim nasıl? Ortodokslarda anı da değiştiriyorlarmış ilginç bir şekilde. Ya da belki e, buranın mezarıydı cenaze küçük diye mi bilmiyorum. Ama hani ölü cenaze şişmeden önce üstünü değiştirelim istediler. E, bu arada e, dinler arasında olduğu gibi Hristiyanlıkta da mezhepler var. Katolik, Ortodoks, Protestan. Buna istinaden. E, parmaklar değişiyormuş. Mesela Müslümanlarda baş parmaklar bağlanır. İşte Hristiyanlıkta işte atıyorum tam olarak bilmiyorum çünkü kiminde eller bu şekilde, kiminde eller bu şekilde, kiminde eller bu şekilde. Ee, vücudunu toparladılar ama ellerine şekil veremediler. Cenaze sertleşmeye başladığı için ellerine şekil veremediler Robert'ın. Oh, dolayısıyla koydular, götürdüler. Biz de peşinden ee, ...böylesi bir durumla karşılaştığınız zaman... ...büyükelçiliğe haber vermeniz... ...iyi olacaktır. Ee, Güney Afrika vatandaşlarına Karadağ'da... ...İngiltere Büyükelçiliği bakıyormuş. İngiltere Büyükelçiliğine iki kişi geldiler. Ee, yasal olarak da zaten daha önce... ...dediğim gibi ülkenin resmi dilini konuşamıyorsanız... ...eğer bir tane yeminli tercüman ihtiyacınız var. Normalde iki kişi vardı yanımızda. Bir onun arkadaşı, bir benim komşum. Türkçe, İngilizce... Iı, İngilizce Karadağca tercüme yapabilecek iki kişi vardı. Ama hayır yeminli tercüman olması gerekiyordu. Ve asıl e, yeminli tercüman geldi podcast ifadeleri İfadeleri falan alındı. Ondan sonra dedim e, ben seni eve bırakmıyorum. Daha önce çünkü pek çok sevdiğini insan hayvan fark etmiyor. Pek çok sevdiğini toprağa veren bir insan olarak o e, deprem, fırtına, kıyamet yani o duyguyu çok iyi bildiğim için ben dedim seni eve bırakmıyorum bana geliyorsun ama dedim hani kıyafet falan filan dedim sıkıntı değil hani üç aşağı beş yukarı aynı bedendeyiz zaten benden giyersen sıkıntı değil valhası geldik eve ee, diğer arkadaşına da hatta dedim sen de gel cenazeyi de ben ayarlayacağım edeceğim ee, dedim sen de gel hani telefon trafiğindense bir arada olmak daha iyi olabilir geldik eve eee Arkadaşı hani görüşmeleri falan yapmaya başladı ee, işte ailesiyle adamın ailesi çünkü muvaffakat alınması gerekiyor cenaze vekiliyle ilgili olaraktan çocukları var birinci evliliğinden. Böyle durumlarda muvaffakat almanız gerekiyor eğer yani iki evlilikse. Yok eğer sadece karı kocaysa zaten karı koca resmi evli olan karı koca başka çocuk yoksa birinci evliliklerinden direkt her şeyden mütesassiyle her şeyi yapabiliyor. Kayıtsız şartsız bir şekilde. Dolayısıyla e, ne yapmanız gerekiyor? Detaylı çok atlayacağım çünkü 6 dakika oldu. Çok da sıkmak istemiyorum kimseyi. Ee, neler gerekiyor? Polis raporu gerekiyor. O gece aldık polis raporunu, ölüm sebebini, işte ifadesini aldık. Onunla beraber hastaneye gidilmesi gerekiyor. Hastane kayıtlarında zaten bir önceki günde ambulans gittiği için orada var kayıtlarında ölüm raporu almanız gerekiyor. Orada özellikle ölüm sebebi bulaşıcı bir hastalık mı değil mi? Onu belirtmeniz gerekiyor. Neden? Mesela onlar krematoriuma karar verdiler. Robert Güney Afrika vatandaşı olduğu için birazını oraya birazını buraya koymak istediler. Cesedi bölemeyeceğiniz için krematorium daha mantıklı tabii ki ne. İşte oradan evrak alındı. Onların çocuklardan evrak alındı. İşte Hristiyanlık'ta kiliseden yazı alınması gerekiyormuş. O alındı. Yakılacağı için cenaze. Eee krematorium için konuşuyorum ama diğerlerinde de aynıdır. Burada ne yapıldı? Ee, polis raporu alındı. Hastaneden raporu alındı. Bulaşıcı hastalık olmadığına dair. Podkarista'da e, hastalık merkezi, daha doğrusu inceleme merkezi var. Inspection Center şeklinde. Oraya gidildi. Bulaşıcı hastalık olmadığına dair oradan cenazenin seyahat edebileceğine dair. Öteki türlü çünkü bulaşıcı hastalık olduğu takdirde ülkeden ayrılamıyor. Ülkede gömülmesi gerekiyor. Bol kereçle beraber. Evet ve e, mühürlenmiş metal kaynaklı tabutla gömülmesi gerekiyor. Velhasıl e, bulaşıcı hastalık olmadığına dair ve krematörüm yapılabileceğine dair evrak alındı oradan. E, ondan sonra e, Karadağ'da krematörüm olmadığı için sadece Hırvatistan ve Sırbistan'da varmış. Olmadığı için Sırbistan Büyükelçiliğine gidildi. Oradan işlemler yapıldı. İşte cenazeyi alacak olan krematörüm merkezinin bilgilerini istinaden evraklar düzenlendi. Sınırdan geçebilmesi için cenazenin. Karayolu'da çünkü cenaze buradan gitti. Buradan yaklaşık olarak 500 kilometre Belgrad. Ve alhasıl e, işlemler yapıldı. Burada altını çizmek istediğim şey. Öncelikli olarak mutlaka büyük elçiliğinize bir haber verin. Her büyük elçiliğin acil durum çağrı hattı var. Biz Türk vatandaşlarında Türkiye Potkarsı ve büyük elçiliğinin acil durum çağrı hattı var. Orayı arayabilirsiniz. Mutlaka size dönüş yapacaklardır. İlgileneceklerdir. Acil durum neticede ölüm. E, tavsiyem oradan. E, Normal koşullarda arkadaşı ayarlamaya çalışmıştı. Her şey yaklaşık 3500 liraya yakın bir rakam çıkıyordu. Tesadüf podcast'ten dönüşte uğradık. Danilovgrad cenaze oraya yakın oldukları için Danilovgrad cenaze merkezine gittik dedik. İş maksat böyle böyle böyle. Ee, bir dakika dedi adam. 3-5 görüşme yaptı. Rakam bir anda yaklaşık 1800 liraya düştü. Hani neredeyse yarı yarıya düştü rakam. Dolayısıyla kendi kafanızı göre ayarlama yapmaya çalışmayın hep diyorum hani Balkanlarda ikili ilişkilerle kimi tanıdığınıza göre değişiyor, yaşanıyor, ilerliyor işler. Tavsiyem kendi kafanız göre ayarlama yapmayın cenaze ile ilgili olaraktan. Hani cenazeyi atıyorum Türkiye mi götüreceksiniz? O zaman gidin e, yine mezarlıklar mezarlıklar müdürlüğüne sorun veya Türk Hava Yolları'na sorun direkt olaraktan. Hani aracılarla falan uğraşmayıp büyük elçilik ve Türk Hava ile buradan çünkü podcast'ten Türk Hava Yolları uçuyor sadece İstanbul'a Türkiye'ye dolayısıyla onlarla ayarlamasını yapın gerekli yardımı göstereceklerdir öteki türlü kendi kafalarına gitseydi 3500 hani 3500 diyorum yuvarlıyorum 1800'e mal oldu neredeyse yarı yarıya yazıktır günahtır diyorum umarım asla deneyimlemeniz gerekmez ama eğer ki yurt dışında ölürseniz ülkeler genelinde bazı ufak tefek değişiklikler olabilir belki ama ülkeler genelinde büyük oranda uygulama bu bu şekilde ııı ee, Öldüğünüz ülkede hangi ülkenin vatandaşıysanız o ülkenin büyükelçiliğine haber verin. Mezarlıklar Müdürlüğü ile görüşün. Mutlaka bir dil bilen birileri olsun yanınızda. Hani Türkçe, Karadağca, İngilizce, Karadağca hiç fark etmiyor. Dil bilen biri mutlaka olsun yanınızda. Onun dışında vasiyeti zaten daha önce belirtmiştim vasiyetinizi hazırlayın derim ölmeden. Pek çok şeyi kolaylaştıracaktır. Şimdi bir ara benim cenazeyle ilgili olarak, kendi cenazemle ilgili olarak basiyete bir düzenleme, ekleme yapmam gerekiyor. Onu da bir ara halledeceğim artık. Neyse, görüşmek üzere.